Hepinize merhaba arkadaşlar, kolay gelsin. Gitti Gidiyor'dan veya başka yerlerden ürün aldınız, ürününüz gelmeden onay geldi ve para aktarım işlemi başlatıldı dedi. Durun, telaşlanmayın çünkü benim de başıma geldi. Baştan Gitti Gidiyor'un telefon numaralarını paylaşayım sizinle. Fakat siz eğer yıldız ürünleri alarak işte atıyorum kazananlar kulübündeyseniz sizi öncelikle alıyorlar, bunu da söyleyeyim ek bilgi olarak. Şimdi bu telefon numaraları, bu adresler hiçbir şey sizin için ifade etmiyor. Asıl yapmanız gereken şey sizin kendi kontrol panelinizde. Şimdi burada ben bir tane ürün almışım. Bu ürün bulaşık makinesi olduğu için, büyük olduğu için biraz da lojistik kısmı, kargo kısmı zorlanabiliyor. Ama önümüzdeki Kasım süreçlerinde ve bu pandemi sürecinde kargolar devamlı geç geldiği için sizin yapmanız gereken şey şu. Ben bu ürünü aldım. Dedi ki işte şu zamana kadar kargolama süresi var dedi satıcının. Görüyorsunuz Ekim 22'de aldım. Özellikle bunu bekledim ki size göstereyim. Çünkü birçok kişi bundan muzdarip. İnsanın iş hayatı yoğun olabiliyor. Aile, sosyal hayatı yoğun olabiliyor. Unutabiliyor. Sipariş tarihi 22. Son hareket Kasım 11. Şimdi 22 Ekim'de verdiğim sipariş 25 Ekim'de bana kargolandı ve bana dediler ki 28 Ekim'e kadar onay süreniz var. Onay süresi dolduktan sonra 24 saat sonra Gitti Gidiyor dün buna onay vermiş. Hemen aradım Gitti Gidiyor'u, dedim ki ben bu ürünü almadım. Herhangi bir şekilde, çünkü burada onay kutucuğu çıkıyor, onay puan ver diyor ve satıcıyla temasta oldum. Mesaj attım, onu da göstereceğim nasıl mesaj attığımı. Hemen Gitti Gidiyor ekibi, demin gösterdiğim telefon numarasını aradığım gibi bana şunu sordular. Bunun SC ile başlayan bir tane şey numarası var dediler. Şu. SC ile başlayan satış kodu, yani sipariş kodu gibi bir şey bu. SC hariç bu numarayı tıkladım ve benim müşteri hizmetlerine bağladılar. Hemen anında dediler ki onayı durduruyoruz. Siz ne zaman alırsanız buraya teslim aldım, onaylıyorum diyebilirsiniz dedi. Ben de teşekkür ederim dedim, kapadım. Şimdi burada satıcıya mesaj gönder kısmı var. Sizin yapmanız gereken şey ne? İlk önce bu ürünün nasıl kargolandığı. Mesela burada gördüğünüz gibi ne diyor? Kargo bölümünde yazıyor zaten. Bunları ben okudum. Borusan lojistikle gönderiyor zannedersem. Evet. Bakın burada gösteriyor. Kargo ve teslimat. Ve 3 ila 7 iş günü diyor. Fakat mobildeyseniz mesela görev yeriniz atıyorum. Çok böyle ilçededir. Mesela Lalapaşa, Süloğlu gibi. Hani böyle nasıl diyeyim, merkez değil de kasaba. Kasaba böyle 5-10 bin nüfusu olan bir yerdesiniz. O zaman işte dikkat edin. Bakın ürün size ulaştıktan sonra şu numarayı telefon arayarak ücretsiz montaj için servis kaydı oluşturabilirsiniz diyor. Yani her şey sizin delilinizde, aleyhinizde. Çünkü siz yanlış yapmazsanız kesinlikle sistem size yanlış yapmıyor. Eğer ben bunu arayıp ulaşmasaydım, onay verseydim gene iade süreci başlatacaktım. Mesela nasıl olacaktı bu iş? Ben teslim aldım, onaylıyorum dedikten sonra şu aşağıda iade süreci başlayacaktı. Atıyorum bozuk çıkabilir. Gelip kurmaya gelen kişiler kurduktan sonra çalışmayabilir. İade başlat seçeneği de şurada var. Gene aynı firmaya veriyorsunuz ve iadeyi başlatıyorsunuz. Ben ne yaptım? Hemen mesaj attım bu arkadaşa. Buradan mesajlarıma bakalım. Hemen mesaj attım bakın. 11 Kasım 11 2 Kasım 28 Kasım, bakın ben 28 Kasım'da ne yazmışım? Henüz ürün elime ulaşmadı, o yüzden onay vermedim, bilginize. Merhaba, ürün geldikten sonra onay verebilirsiniz. Onay erteleme işlemi yapabilirsiniz. İşte ben onay erteleme işlemini kaçırdım sizin gibi. Onay ertelemeyi kaçırdıktan sonra tam da pazara denk geliyordu. 24 saat sonra kendi kendine onay vermiş. Ondan sonra tekrar mesaj attım. Beyefendi, bana Borusan Lojistik takip numarasını verebilir misiniz? Henüz ürün bana ulaşmadı ve Gitti Gidiyor otomatik onay vermiş. Süleyman Gül, Edirne, teşekkür ederim dedim. Ve merhaba efendim, ürünüz Edirne aktarma merkezinde görülmektedir. Borusan sipariş numarasından takip işlemimizi gerçekleştirebilirsiniz demiş. O yüzden bu şekilde hemen ben bunu yazdıktan sonra şuraya iletişime geldim. İletişime geldikten sonra bize ulaşım bölümünden hemen buraya tıkladım. Buradaki sorunlarıma baktım baştan. Var mı değil mi? Bakın burada bir sürü şey yazmışlar. İşte ödeme diyor. İade. Kargo teslimat. Kargo ve iade demiş. Kargomu nasıl takip edebilirim diyor bak.
Ondan sonra ben burada tabii bulamadım, vakit kaybetmek istemedim, hemen para aktarılacak diye. Bizi arayın diyor, ulaşabilirsiniz diyor. Buraya tıkladım. Alıcı mısın, satıcı mısın? Alıcıyım dedik. Kayıt olmak, üyelik işlemleri, burayı da hemen seçtik. Kargo süreçleri dedim. Ondan sonra sık sorulan sorularda da bulamayınca bizi arayın bölümüne tıkladım. Bizi arayın bölümünden de bu numara çıktı arkadaşlar. Bu numarayı aradıktan sonra da o SC ile başlayan sipariş kodu mudur artık, ürün kodu mudur, onu verdim. Ondan sonra dediler ki işte bu lojistik büyük olduğu için ürün lojistikte geç gelebiliyor. Siz en iyisi şey yapın, ürün geldiğinde onaylayın, biz durduruyoruz onayı dediler. Bu kadar basit arkadaşlar. Ürün Kasım ayında kampanyalardan size geç gelebilir. O yüzden ben bu videoyu çektim. Birçok kişi bilmeyebilir. Bilenler bilmeyenlere anlatacak artık arkadaşlar. Çünkü 22'sinde vermişiz siparişi. Neredeyse 10 gün olmuş. Hani 10 günde böyle büyük ürünler uzun sürede gelebiliyor. Hepinize iyi günler, kolay gelsin.